Önceki videolarımızda burulma hakkında konuşurken P ve Q bileşke fonksiyonları ile tanımlanan iki boyutlu bir V vektör alanımız olduğunda V fonksiyonunun iki boyutlu burulmasının bize X ve Y girdi değerlerini kullanan ve formülü Q'nun X'e göre kısmi türevi eksi P'nin Y'ye göre kısmi türevi olan yeni bir fonksiyon verdiğini söylemiştim. Umarım bunun bir formülden fazlası olduğunu ve iki boyutlu sıvı rotasyonunu daha iyi bir şekilde anlamışsınızdır. Bu videoda bu formülün arkasında yatan mantığın aslında fazlaca basit olduğundan bahsetmek istiyorum. Nedenine gelirsek, dq bölü dx bileşenine bakarsak, q bir noktada negatif başladığı için çıktının y bileşeni de negatif olacak ve x ekseninde pozitif yönde hareket ettikçe önce sıfır olup sonra da pozitifleşmeye başlayacak. Ve özellikle de burada bunun sıvıda neden saat yönünün tersi bir rotasyona karşılık geldiği biraz daha açıktır. Ama bu dq bölü dx'in pozitif olduğu belirli bir durumdur. Q pozitif olarak başlayıp yine x ekseni yönünde hareket ettikçe giderek pozitifleşecektir öyle değil mi? Formüle göre bu pozitif burulmaya en az bu burgaç örneği kadar katkı sağlamalıdır. Neye benzediğini gözünüzün önüne getirmeniz için buradaki vektör alanını inceleyecek olursak, merkezde saat yönünün tersi açık bir burgaç rotasyonu olduğunu görüyorsunuz değil mi? Akışı oynatacak olursak, bu bölgede sıvının saat yönünün tersinde bir rotasyonda olduğu görülebilir. Bunu burada ne olduğuyla karşılaştıracak olursanız, bunun buradaki rotasyona pek benzemediğini söyleyebilirsiniz diye tahmin ediyorum. Sıvı partiküllerinin yukarıya doğru hızlıca hareket ettiklerini görüyorsunuz öyle değil mi? Aslına bakarsanız bu bölgedeki burulmada en az bu bölgedeki kadar güçlüdür ve az sonra bunu bir formül aracılığı ile hesaplayarak size göstereceğim. Aklınızda canlandırmanızı istediğim resimde. Çarkları bu yönde olan çarklı bir tekerleği buradan baş parmağınızla aşağıya doğru bastırıyorsunuz. Çarklı tekerleği kendi haline bırakırsanız belki de havaya uçacak ama siz buradan bastırarak uçmasına engel oluyorsunuz. Ama dönmesi serbest tabii. Tekerleğin solundaki vektörler sağındaki vektörlere göre daha küçük olacak şekilde yukarıya yöneldikleri için sıvı akışı içinde tekerleği parmağınızla tuttuğunuzda Aynen buradaki izlenmesi daha kolay olan hareket gibi döneceğini tahmin edebilirsiniz. Formül açısından düşündüğümüzde ise Q'nun negatiften önce sıfır sonra da pozitifleştiği bir durum ile iki boyutlu burulma, iki boyutlu burulma formülündeki bu terim bunlardan herhangi biri için aynı olacağından dolayı eş değer olarak değerlendirilmelidir. Bu arada burulmanın matematik ve fizikçilerin sıvı akışını anlamaya çalışırken keşfettikleri bir şey olduğunu düşünmeyin bu terim çeşitli formül ve durumlarda çok önemlidir ve sanırım bunun ilk çıkış noktası da elektromanyetizmadır bu formülü anlamaya çalışırken bunun sıvı akışına sembollerin ötesinde bir açıklama getirdiğinin farkına varmış olmalılar. Şimdi bu örneği vektör alanını temsil eden formül açısından değerlendirmek istiyorum. Formül aslında oldukça açık bir formül. P ve Q. X bileşeni eksi Y ve Y bileşeni de X olacak. İki boyutlu burulma formülünü uyguladığımızda, yani q'nun x'e göre kısmi türevini aldığımızda, ikinci bileşenin x'e göre kısmi türevi 1'dir ve bundan p'nin y'ye göre kısmi türevi olan eksi 1'i çıkardığımızda, iki boyutlu burulmayı 2 olarak buluyoruz. Bunun x ve y'ye göre değişmeyen sabit bir 2 olduğunu görüyorsunuz değil mi? Ve bir vektör alanına iki boyutlu burulma uyguladığınızda çoğunlukla x ve y'li bir fonksiyon elde ettiğiniz için bunun garip olduğunu düşünüyorsanız sabit bir sayının bu sıvı akışındaki rotasyonun bu bölgede de en az merkezdeki ya da düzlemin herhangi bir noktasındaki kadar güçlü olduğu anlamına geldiğini bilmelisiniz. Yani akışı oynattığımızda tekerleği ister burada isterseniz de burada tutun eşit hızda döneceklerdir. Bu durum benim için çok da net değil çünkü ne bileyim sağdaki durum için tekerleğin sağ tarafında sol tarafına göre biraz daha fazla tork var diye düşünürsek ve merkezdeki saat yönünün tersine olan dönüşü de gözlerimle görebilirken gerçekten de anlaması biraz güç. Ama önemli olan iki boyutlu burulmanın başka hangi şekillerde görülebileceğini ve bu formülün başka hangi anlamlara geldiğini anlayabilmek. Sıradaki videoda görüşmek üzere.